Allah Subhanahu Teala Furkan suresi 5. ayette şunu söylüyor. Ve dediler ki bu Kur'an geçmişlerin uydurduğu masallardır. Bir başkasına yazdırmış olup kendisine sabah akşam okunmaktadır. Ayetin içinde bir başkasına yazdırmış olup sabah akşam ona okunandır diyor. Şimdi Mekkeli müşrikler niye böyle bir şey söylüyor ki? Şimdi ben seni tanıyorum. Senin özelliğini biliyorum. Adın Ahmet. Doğru mu? Adın Ahmetken ben sana Mehmet desem olur mu? Olmaz. Sen sarı tenlisin. Ben sana desem ki siyah tenli bir gel buraya desem olur mu? Olmaz. Bunları niye anlatıyorum? Bir insanın özelliğinden bahsediyorum. Yani ben seni çağırırken seni tanıdığım özelliklerle tanımam gerekli. Seni tanıdığım özelliklerle çağırmam gerekli. Veyahut başka bir yerde anlattığım zaman bunu Mekkeli müşriklerin perspektifinden bakılsın olaya. Yani Mekkeli müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu sözü söylüyorlar. Bu sözü söylerken de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tanıyorlar. Allah'ın başka bir ayetinde dediği gibi Yahudilerin peygamberin etrafında bulunan insanların onu kendi oğullarından daha iyi tanıdıklarından bahsediyor. Ve Mekkeli müşrikler de bu şekilde bir hitapta bulunuyor. Demek ki tanıdıkları insanı özelliklerine göre ona yorum yapıyorlar. Eğer okuma yazması olsaydı derdi ki bu Muhammed'in yazdığı bir kitaptır derlerdi. Çok net. Ama ne kitabın Kur'an'ın içinde böyle bir ayet görüyoruz. Müşrikler tarafından Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itham edilen. Ne de Allah subhanahu ve teala onun okuma yazmasının olduğundan bahsediyor. Böyle bir şey bahsetmiyor. İkinci ayet ise Allah subhanahu teala diyor ki Ala suresinin 6. ayetinde sana biz okutacağız. Bundan sonra sen unutmayacaksın. Allah subhanahu teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin okumasının ve yazmasının olmasına ihtiyacı olmadığını bize bu şekilde de göstermiş oluyor. Yani sana biz okutacağız unutmayacaksın. Böyle bir insan okuma yazmaya ihtiyacı olduğunu düşünebilir miyiz? Düşünmeyiz. Yani kitap hakkında okuma yazmasının olduğunu düşünmemize gerek yok. Ki zaten bunlara niye anlatıyorum? Öncelikle bu okuma yazma meselesini kırmamız gerekli. Sahabenin yazdığına dair biz ispat edersek bu sefer zor durumda kalacaklar. Bu yüzden de reddetmek zorundalar. Yani kitabın başka bir kişiler tarafından yazıldığına dair herhangi bir bilgi onlara geldiğinde hele ki bu sahabe olduğu zaman Allah subhanahu teala buna eğer onlara nasip etmişse, Allah subhanahu teala onların eliyle bunu korumuşsa, niçin Allah Resulünden gördükleri şeyi kaleme aldıkları şey konusunda biz şüphe edeceğiz? Yani din konusunda o kadar hassas olan insanlar bu konu hakkında elbette titiz davranacaklardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görüp onun hayatından etkilenen, İslam yolu üzere mücadele eden insanlar elbette Resulullah'tan gelen bir sözü ne kadar titizlikle koruyabileceğini artık herkes düşünsün. Üçüncü ayet olarak, üçüncü delil olarak şunu getireceğiz. Hadis inkarcılarının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazmasının olduğuna dair iddiasını Allah subhanahu ve teala bu ayetinde çürütüyor. Kendileri halbuki Kur'an yeter diyen ve Kur'an'daki olan ayetleri baz alıp ona göre hayatlarını şekillendirdiklerini iddia eden insanlar. Bu okuduğum 3 tane ayet bu üçüncüsü olacak. Bu 3 tane ayetle de hayatlarını buna göre şekillendirmeleri lazım. Eğer okuma yazması olmayan bir insan ise bu, demek ki bu kitabı kim yazmış olabilir? Çevresindeki olan insanlar. Şimdilik bunu anlamaya çalışalım. Allah Subhanahu Teala 3. delilimizde şunu söylüyor. Sen bundan önce ne bir yazı okur ne de elinle onu yazardın. Öyle olsaydı batıla uyanlar kuşku duyarlardı. Bu ayete baktığımız zaman ne anlıyoruz? Allah Subhanahu ve Teala bu konu hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin okumasının da yazmasının da olmadığından bahsediyor. Eğer böyle bir şey olmuş olsaydı Mekkeli müşrikler bu konu hakkında şüphe ederlerdi. Derlerdi ki bu kitabı sen yazdın. Okuma yazmasının olmadığını hem Mekkeli müşriklerin ağzından anlıyoruz. Hem Allah Subhanahu Teala'nın ona hafıza olarak onu ezberletecek, onu unutmayacağına dair bir garanti verdiğini görüyoruz. Hem de Allah Subhanahu Teala'nın özellikle sen bundan önce ne kitap okuyordun ne de elinle onu yazıyordun. Böyle olsaydı batıla uyanlar şüpheye düşerler dediğini okuyoruz. Bu yüzden bu üçüne baktığımız zaman nasıl bir portre çiziyor? Okuma yazması olan bir insan mı ortaya çıkmış oluyor? Böyle bir portre çıkmıyor yani böyle bir resim çıkmıyor ortaya. Tas tamam okuma yazması olmayan bir insan çıkıyor. Buna reddeden insanlar da Kur'an'dan aynı şekilde delil getirsinler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eliyle bir şey yazdığına dair bir tek delil getirsinler.